Mesela bir saha çalışmasında arkadaşlar, bir ürünün, bir işte lambanın ya da motorun tezgahın kaç kez çalıştırıldığını ya da butona kaç kez basıldığını bu şekilde bir yapıyla kontrol edebilirsiniz. Mesela şimdi Codesys programı ile CTU yukarı sayıcı uygulaması. Şimdi arkadaşlar biz T portalda normalde CTU yani counter up yukarı sayıcı demek. Yukarı sayıcı da şöyle sıfırdan başladığını düşünerek arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde tam sayı olarak arttığını ifade eden bir yapı ve bunun için bir sayıcı aslında. Bunu biz T portalda yapmıştık. Codesys ile de bir bakalım. Artık siz CTO'nun ne olduğunu biliyorsunuz. Yukarı doğru sayan şey demek. Yani program bloğu demek. Zaten program bloğu da burada mesela CTO 0 olarak söylenmiş. Burada da değişken olarak bakın bu şekilde tanımlanıyor. CTO alt çizgi 0. Öyle ki 2 nokta üst üstenin anlamı da o. Öyle ki CTO isminde ya da tipinde. İsmi burası. Pardon, isim bu. Bu da tipi. Onu yazalım. Şurası özel isim. Yani CTU alt çizgi 0 dediği zaman burası özel ismi. Bu da arkadaşlar tipi. Yani yukarı sayıcı olduğunu söylüyor. Bir de onun aşağı sayıcısı vardı arkadaşlar. CT counter down. Yani aşağı sayıcıydı. Eğer aşağı sayma işlemi yapıyorsanız mesela 5'ten geriye doğru say gibi bir program yapıyorsanız da o zaman CTD kullanabilirdiniz. Şimdi bu örnek için arkadaşlar şöyle bir şey isteniyor. Codesys programında I0 butonuna basıldıkça Q0 çıkışı aktifleştirilecektir. Bu esnada I0 start butonuna kaç defa basıldığı ise ölçülmek istenmektedir. Bu ölçülme işlemini arkadaşlar biz counter up'ın CV ucundan takip edeceğiz. Gereken programı ST dilinde gerçekleştiririz demiştik. Bunun için ilk yapmamız gereken bütün değişkenleri tanımlamamız arkadaşlar. Mesela I00'ın biz booleyan cinsinden olduğunu yani varlık ya da yokluk olarak lojik 1 ya da lojik 0'ı ifade eden booleyan. Şimdi I0'lı giriş, I2'li giriş yapıyorduk. Q0'da da çıkışı tanımlıyorduk ve CTO bizim için yukarı sayıcıydı ve programın değişkenlerini tamamlıyorduk. Şimdi bunu arkadaşlar birlikte yapalım. Şuradan gösterip bitirelim. Şuradayız. Şimdi Codesys programını açarak bunu gerçekleştirelim. Dün burada kalmıştık arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Hatta şunu gerçekleştirelim. Şimdi ikinci network'ü eklememiz lazım arkadaşlar. Şurada ben kapattığım için View'dan Toolbox'ı seçiyorum. Bu kısım geliyor. Bu kısmı kapattığınız zaman yine bu şekilde açabilirsiniz. Şuradaki Network, General'ın altında Network'ü eklemem gerekiyor alt kısma. Ben üst tarafa koymuştum. Onu alta alalım şimdi. Şu tasarımı gerçekleştirelim. Buraya ben I0 yazıyorum. Şu grubu sürükleyip buraya bırakıyorum. Bu da zaten çıkışa gidiyor. Bakıyorum o hatta çıkışı olması lazım. Evet, Q0 çıkışı bağlanmış. Alt tarafta da PV yani reset var ama resete gerek yok diye düşünüyorum. Şu an için sadece bastığımız zaman sayması benim için yeterli. Q çıkışı aldık. Evet. Bu tasarımda arkadaşlar değişkenleri benim yazmam lazım. Bu arada mesela ben adresleme verdiğim için I0'ı IX00, Q0 ise QX00 şeklinde tanımladım. Bunu burada PowerPoint'e de ekleyelim. Çünkü burada adresleri eklememişiz arkadaşlar. Yani ben I00'a birinci girişi ve çıkışında Q00'da olduğunu buraya tarif etmem lazım. Onu da Codesys'te yapıyorum. Şimdi Codesys'te arkadaşlar build kısmında ya da klavyenizdeki kısa yolda F11'e bastığınız zaman programı derlemeniz gerekiyor. Derle diyorsunuz. Alt kısımda şu an program meşgul bir şekilde derlemeye çalışıyor. Yaptığınız tasarımı. Evet, sıfır hata ve sıfır uyarı şeklinde programı derlediğinde bir sorun bulmadı şu an için. Toolbox'ı kapatalım şuradan. Evet. Şunu da biraz küçük gözüküyorsa şöyle daha iyi gözükecektir diye düşünüyorum. Biraz daha büyütelim şurayı. Evet. Evet. Bir giriş ve bir çıkış, bir de counter up ile kaç defa giriş kısmına bastığımı yani giriş butonuna bastığımı sayacağım. Arkadaşlar bu uygulamayı gerçekleştirebilmek için
Yani simülasyonu yapabilmek için görsel sayfasına ihtiyacım var. Yeni slide'den devam edelim. Devices kısmından arkadaşlar, şurası bakın, Devices bu kısım. Sol üst köşedeki sizin projenizin özeti olan kısımda. Bu kısımda arkadaşlar task configuration var. Yani görev ayarlamaları, tanımlamaları. Buraya arkadaşlar sağ tıklayarak add object diyorsunuz. Yeni bir nesne eklemek. Object adı üstünde, obje nesne demek. Add eklemek demek. Buradan arkadaşlar task diyerek yeni bir görev ekliyorsunuz. Karşınıza bu şekilde bir pencere çıkıyor. Bu pencerede arkadaşlar doğrudan task yazabilirsiniz ya da isim verebilirsiniz. Mesela visu task gibi. Ben daha önce yaptığım için orada hazır geliyor ama şöyle yazalım. Visu alt çizgi task yazıp add diyorsunuz siz. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki proje sayfasında sol kısımda onu geldiğini göreceksiniz. Visu task kısmına bu blok geliyor. Ardından arkadaşlar application kısmında yine sağ tıklıyorsunuz. Yine nesne eklemek için add object diyorsunuz. Burada dikkat edin arkadaşlar, bazı özellikler var. Mesela alarm configuration, eğer sistemden yani sistemin çalışmasını takip ediyorsanız, aykırı bir çalışmaya da karşı karşıya kalıyorsanız alarm vermesini isteyebilirsiniz. Uygulama yapabilirsiniz, başka bir uygulama. Eksen gruplaması, CAM, computer aided bir şey, manufacturing, computer aided manufacturing, yani bilgisayar destekli imalat ve üretim tablosu. CNC biliyorsunuz computer numeric controller, yanlış bilmiyorsam açılımı bu şekildeydi. Yani sayısal olarak ve numerik olarak siz makineyi kontrol ediyorsunuz. Genelde CNC'lerin tezgahı oluyor biliyorsunuz. İşte kesmeler, talaş kaldırmalar, taşlamalar, zımparalamalar, bu tür işlemleri siz CNC tezgahlarıyla yaparsınız. Codesys size CNC'nin programlanmasını, ayarların yapmasını da imkan sağlıyor. Bu bakımlar önemli. Ayrıca arkadaşlar hidrolik ve pneumatik de eğer çalışmak istiyorsanız Codesys'in Festo için olanı vardı biliyorsunuz. Her firma kendi ürünlerini anlatabilmek için Codesys programından faydalanıyorlardı. Mesela Festo'da genelde akışkanlar üzerine, yani hidrolik ve pneumatik ürünler ürettiği için piyasada ve yani doğrudan akışkan dinamiğin üzerine odaklandığı için onunla ilgili de Festo'nun size sunduğu Codesys programını indirmeniz gerekebilir. Data Source Manager, veri kaynakları yönetimi demek. DUT gibi farklı tipler var. External File, harici dosya demek. Global Variable List, global demek, yerel olmayan demek. Herkes tarafından erişilebilir anlamında. Değişken listesi. Görsel havuz, image pool. Interface, arayüz. Network Variable List ise internetle ilgili alıcı ve verici. Receiver, alıcı. Sender, gönderici ya da verici anlamında. Diğerlerinde eğer ihtiyacımız oldukça bakarız. Burada bizim ihtiyacımız arkadaşlar, bu arada unit conversion da birimlerin birbirleri arasındaki dönüşümle ilgili bir şey. Visualization'ı seçeceğiz arkadaşlar. Burayı tıklıyorsunuz ve uygulamanız için yeni bir görselleştirme ekliyorsunuz. Burada arkadaşlar Visualization Manager ve doğrudan Visualization gelebilir. Yani görselleştirmek demek. Visualization. Onu seçtikten sonra arkadaşlar karşınıza bir tane pencere geliyor. Burada herhangi bir şekilde seçim yapmadan doğrudan add demeniz yeterli. Add diyerek ekleme yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar visualization'ı çift tıklıyorsunuz. Mesela ben ders için hazırlamıştım. Buradan arkadaşlar programın en üst kısmında, araç çubuğunda view. Oradan toolbox'ı açmanız lazım eğer kapattıysanız. Yine şurada bakalım. Element list, evet. Yine şuradan çift tıklayalım. Toolbox gelecek. Burada arkadaşlar Visualization sol panelde en altı geliyorsunuz ve çift tıklıyorsunuz. Sağ alt köşede Visualization Toolbox var. Onu da zannediyorum açmam lazım şuradan. Evet. Toolbox bizim ladder diyagram sayfasındaki tasarım için gerekli olandı. Burada da arkadaşlar görselleştirmeye yönelik bir işlem yapacağımız için ve simülasyonda kullanacağımız için Visualization'ın Toolbox'ını seçmem lazım. Seçtiğiniz zaman arkadaşlar karşınıza hazır tasarımlar gelecek. Neler var bakalım.
Mesela basic temel olanlarda dikdörtgen çizebiliyorsunuz. Biz bunu nereden atılıyoruz? TIA Portal'da arkadaşlar ekran tasarımında atılıyoruz. Renkli ekranda ya da işte siyah beyaz monokrom da diyoruz buna ya da polikrom. Monokrom siyah beyaz ekranda mesela biz neydi? KP300'dü mesela Siemens'in ürünü. İşte dikdörtgen yapmıştık. Union Bound için tasarım yapmıştık. Hatta eğer tasarım şekilleri buradan üretemiyorsak PowerPoint'te çizim yapıp biz onu kendi programımıza eklemiştik. Dikdörtgen, işte kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen, elips, çizgi, beşgen ya da çokgenler, polyline bir bütün halinde çizgi demek. Şimdi poly çok demek, line çizgi demek. Çok çizginin bir araya gelerek tek bir çizgi gibi davranması. Ama kendi içerisinde farklı yön ve doğrultuda olabilirdi bu. Dolayısıyla polyline birden fazla line'in bir araya geldiği ancak tek bir çizgi özelliği gösterdiği yapıydı bizim için. Polyline AutoCAD'lendiğini hatırlıyorsunuz. Curve eğriler demek. Pie işte pasta demek doğrudan. Zaten bakıyorsunuz pastaya benziyor. İmaj görsel demek ya da fotoğraf anlamında. Frame ise bir çerçeve içerisinde ekleyebileceğiniz şeyler. Genel kontrollere bakalım. Bakın etiket burada. Yazı yazmak istiyorsanız işte tekstin ilk harfi T harfi olarak konulmuş etiket. Combo box integer ise bütünleşik bir liste mekanizması sunuyor. Yani aşağı doğru açılan bir liste, drop down liste diyoruz biz ona. Combo box table ise bunun tablo hali. Yine tab control işte sekmeler arasında geçişi sağlıyor. Mesela siz internet tarayıcısında yeni bir sekme açıyorsanız arkadaşlar o sekmeleri tab kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. Buton yani düğmeler burada. Group box işte kutuların kendi içerisinde gruplandığı yapı. Tablo yazı alanı işte sağa sola ya da yukarıdan aşağı kaydırmak için spin control slider olabilir. Scroll bar. Slider'da da yine kaydırdığınız zaman mesela motorun hızını kontrol edebilirsiniz arayüzde. Görünmez giriş denilmiş. Aşama çubuğu, progress bar. Hani yükleniyordaki o çubuğun ilerleme halini yansıtmak için progress barla aşamalara gösterebilirsiniz. Checkbox, işte işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir onay kutucuğu ekliyor. O zaman işte checkbox'ı seçtiğiniz zaman tik atmış oluyorsunuz. Radyo buton ise checkbox'tan hariç olarak ama biraz da benzeyecek şekilde yalnızca tek bir radyo buton aktif olabilir. Ama checkbox'ta birden fazla aktif olabilir de bu temel olarak birbirleri arasındaki fark ama mantıken aynı gibi çalışıyorlardı. Alarm Manager'da yine alarm tablosu, alarm çubuğu, simgesi, banner'ını kullanabiliyorsunuz. Burada farklı yapılar da var. Ölçüm istiyorsanız measurement controls yani ölçüm kontrolleri mesela histogram, potansiyometre, işte gösterge kadranı ya da 90 derecelik gösterge kadranı ya da 180 derecelik gösterge kadranı. Bir de bar display image var. Dikdörtgen içerisindeki göstermek istediğiniz her şey diye özetleyebiliriz. Biz genellikle arkadaşlar lambalar sayfasını kullanacağız. Yani lambalar, anahtarlar ve bitmaps ki bizim için görseller demek. İmaj switcher fotoğrafın ya da görselin değiştirilmesi. Lamp 1 kullanacağımız lamba. Mesela şu an sol tarafta arkadaşlar lamba kullanıyoruz. Şuna gerek yok. Lamba eklemiştik. Buradan bir tane lamba ekleyelim. Bir de power switch'i ekleyelim çizim alanımıza. Hiç istiyorsanız da farklı tipler var. Mesela push switch ittirerek çalışan anahtar. Dip switch iki tane konumda. Bir yukarıda olabilir bir de aşağıda olabilir. Yine rocker switch var. Sıfırla bir göstermek üzere çok yaygın kullanılan. Bakalım başka özel kontrollerde trace var grafik alanı için. Trendler var yine grafik alanı için. Legend display bakalım burada browser control belki işinize yarayabilir. İnternet bağlantısı eğer varsa tasarımınızda. İnternet tarayıcısının kontrolü için olabilir. Bakalım bekliyor simgesi arkadaşlar. Yani sistemde eğer bir işlem arka planda yürüyorsa o aşamada lütfen beklediğiniz gibi bir logo var. Yine kodesiz simgesini andırıyor. Yine beklerken arkadaşlar yuvarlak bir simge çıkartabiliyorsunuz. Bu tamamen tasarım ve size ait. XY chart ise işte XY grafikleri yani düşeyde Y ekseni, yatayda ise X eksenine denk geliyor. 3 boyutlu çizim ya da kontrol paneli gibi. Sonrasında arkadaşlar zaman ve tarih kontrollerini sağlayan işte gün ya da tarih aralığını seçici ya da doğrudan zaman seçici, takvim, saat, gün ve zaman seçici yine edinebilirsiniz. Bu seçiciler arkadaşlar selektörler yani
Size bir liste sunuyor. Siz oradan seçim yaptığınız zaman programa o tarihi girişte bulunabiliyorsunuz. Favorilerde sizin kendi eklemek istediğiniz favori olursa şuradan sağ tıklayarak arkadaşlar herhangi bir nesneye Add item to category favorite. Yani eğer çok fazla mesela bekleme sembolünü kullanmayı seviyorsanız sağ tıkladığınız zaman Add item bu nesneyi ekle to şuraya demek anlamında. Yani yönelme halinde to category. Şu kategoriye ekle, nereye? Tırnak içerisinde yazılmış favorite, yani favorilerim. Yani en sık kullandıklarımı favorileri sekmesinin altına ekleyebiliyorum. Şimdi burada arkadaşlar bu uygulamayı gerçekleştirebilmek için lamp 1 ve power switch'i çizim alanına eklemem lazım. Direkt sürüklüyorsunuz, bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yine sağ kısımda dediğimiz gibi lamp switch bitmap'in altında power switch ve lamp 1'i sürüklüyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ardından arkadaşlar lamba ve düğme çizim alanında gelmiş oluyor. Belki biraz daha bakalım büyütebiliyor muyuz? Evet, büyüttük. %150 yaptık. Evet, öncelikle arkadaşlar simülasyona geçmeden önce build kısmından build ya da F11'e basarak derliyorsunuz programı. Herhangi bir hata olup olmadığına bakıyorsunuz. Hata varsa düzeltmeye çalışıyorsunuz. Şu an hata biz almamıştık. Yine build kısmından arkadaşlar clean diyerek bir değişiklik yaptıysanız onu temizleyebilirsiniz. Ya da clean oldu diğer mesela visualization sayfasına da hükmedebilirsiniz all dediğiniz için tümüne temizle anlamında. Bu silmek demek değil. Yalnızca eğer bir değişiklik varsa program kendisini bir gelsin anlamında. Bir de generate code var. Eğer kod üretmek istiyorsanız. Ama şu an için bizim bu aşamada build'ımız yeterli. Sonrasında online'a geçiyorsunuz. Buradan simülasyonu aktifleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Simülasyonu aktifleştirdiğiniz zaman sol kısmında tick yani onay işaretini göreceksiniz. Ondan sonra üst kısımdan login'i seçiyorsunuz arkadaşlar. O zaman çevrim içi olmak için size bir uyarı penceresi geliyor kodesiz tarafından ve diyor ki the application bu uygulama yani adı şu tırnak içerisinde simülasyon.cihaz.uygulama sim device application does not exist on device yani cihazlarınız arasında böyle bir simülasyon cihazı henüz tanımlanmamış. Do you want to create it and proceed with download? Yani bu cihazı tanımlamak istiyor musunuz? Do you want to create it? Oluşturmak istiyor musunuz? Ve ilerlemek istiyor musunuz yüklemeye? Evet diyorsunuz burada. Ondan sonra program arkadaşlar kendi işlemini arkada gerçekleştiriyor. Bu işlemi yaptıktan sonra karşınıza Device Application PLC kısmından arkadaşlar I0 ve Q0'ı false. Çünkü şu anda arkadaşlar herhangi bir şekilde giriş ya da çıkış yapılmadığı için ilk durumu görüyorsunuz. Simülasyona başlamadık henüz. Sadece bir giriş yaptık. O yüzden bakın alt kısımda stop kırmızı ve simülasyonu kırmızı görüyorsunuz. Bizim arkadaşlar stop'tan run yani çalışıyor konumuna geçmek için kısa yol klavyenizde F5 tuşu ya da doğrudan buraya tıklayarak da çalıştırabilirsiniz. O aşamada alt kısımda arkadaşlar RAM yeşil geliyor ve sol kısımda I0 ve yine alt tarafa aynı şekilde bağladığımız için I0 hazır hale geliyor. Bundan sonra arkadaşlar visualization'a geçiyorsunuz. Bakalım onu böyle biliyor muyum? Evet böyle biliyorum. Şuradan açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu an simülasyonda ben bu düğmeye basarsam lamba yanacak. Ardından kaç defa düğmeye bastığımı da counter up ile yukarı sayıcı yapacağım. Şimdi fare ile bakın simgesi değişiyor. Normalde benim faremin simgesi nasıldı? İşte bir ok mızrak gibiydi. Ama üzerine geldiğim zaman bakın parmak işareti çıkıyor yani tıklamak için çıkıyor. Şu anda bastığım zaman bütün değerleri arkadaşlar giriş değerim de true, çıkış değerim de true. Neden? Çünkü benim ladder diyagramımda arkadaşlar girişim doğrudan Q0'a bağlı ve arada herhangi bir farklı bir sistem yok. Doğrudan I0 aktif olursa Q0 çalışacak. Yani butonu bastığım zaman motor çalışacak ya da lamba yanacak gibi. Biz zaten motor yerine şu anda lamba bağladık. Lambanın sarı rengi geçtiğini görebilirsiniz. Arkadaşlar birinci defa bastığım için butona yukarı sayıcı ise bakın CV değerinde 1 okuyoruz. Yani yukarı sayıcı 0'dan 1 değerine geçti. Bir daha basarsam arkadaşlar lamba söndü bu sefer I0 devre dışı kaldı. Çünkü onun kontağını normalde kapalı hale getirdim. O zamanki durumu false'a döndü. Yani logic 0'a döndü. Ve motor durdu. Zaten ya da lamba durdu. Şu an lamba bağlı. Tekrar basarsam arkadaşlar çalışacak lamba.
Bakın yukarı sayıcı çalışmaya başladı. 2 gördük. Bıraktığın zaman parmağımı lamba söner. Yine 2'de kaldı ve tekrar bastığın zaman 3. Yani siz mesela bir saha çalışmasında arkadaşlar bir ürünün, bir işte lambanın ya da motorun, tezgahın kaç kez çalıştırıldığını ya da butona kaç kez basıldığını bu şekilde bir yapıyla kontrol edebilirsiniz. Mesela şu an sık sık basıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 defa mesela devreyi çalıştırmış oldum şu anda. Bunu arkadaşlar çalıştırma işlemi için visualization'dan görselliğine dökmeniz lazım. Doğrudan işte bu visualization demeden programınızda bunu deneyemiyorsunuz. O yüzden tasarımını yapmanız lazım. Bir buton ve bir lambayla bunu çok kolay yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz bastığınız zaman arkadaşlar kontağın kapandığına dair içerisinde mavi renkli bir dikdörtgen oluştuğunu söyleyebiliriz. Mesela şu an 15'e kadar saydık. En son simülasyon bittiyse arkadaşlar bu visual sayfasını kapatıyorsunuz. Üst kısımdan kareye basıyorsunuz stop için. Alt kısımda arkadaşlar stop'a geçtiğiniz simülasyonda. Şu anda hatta istiyorsanız PLC programında bir değişiklik yapabilmeniz için bu online kısmından arkadaşlar logout olmanız lazım. O zaman karşınıza tasarım ekranınız gelecek. Ladder diagram tasarımı ve üst taraftaki değişken tasarımı. Uygulaması bu şekilde.